Türkiye, yaklaşık 4 milyon mülteci ile dünyada en fazla sayıda Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapan ülke konumunda. Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin yarısını çocuklar oluşturuyor. Bu mültecilerin yalnızca %10'u kamplarda, kalan %90'ı ise kasaba ve şehirlerde yaşıyor. Sığınmacıların insani ihtiyaçlarının karşılanabilmesi ve yaşadıkları topluma uyum sağlayabilmeleri için Avrupa Birliği finansmanıyla hayata geçirilen projeler, mültecilerin başarı hikayelerine imza atmalarına olanak sağlıyor. Kudra programı da bunlardan sadece biri. Arapçada güç, kabiliyet, dayanıklılık ve kudret anlamına gelen Kudra, Suriye ve Irak krizlerine yanıt olarak Suriyeli mültecilerin, yerinden edilmiş kişilerin ve ev sahibi toplulukların dayanıklılıklarının güçlendirilmesini amaçlıyor. Kudra programı Avrupa Birliği ve Alman hükümeti tarafından finanse edilmektedir. Ve her ikisi de Türk hükümetine Suriyeli mülteciler konusunda yardım etmeyi amaçlayan uluslararası çabanın bir parçasıdır. Finansmanın önemli bir kısmı Avrupa Birliği'nin Türkiye'deki mülteciler için mali yardım programı kapsamında Avrupa Birliği'nden gelmektedir. Kudra programı, Suriyeli mültecilerin ve ev sahibi toplulukların dayanıklılıklarının güçlendirilmesinde Türkiye otoritelerini ve Türk hükümetini desteklemektedir. Türkiye'de mültecileri kabul etmiş durumda bulunan çok sayıda topluluk var ve biz Türk topluluklarına eğitim anlamında destek olmaya çalışıyoruz. Burada okullara destek oluyoruz. Mesleki eğitim kurumlarını güçlendiriyoruz. Mülteciler konusundaki güçlü zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı olmak için halk eğitim merkezleriyle çalışıyoruz. Kudra son derece kapsamlı bir proje. Ve proje ortak çabalarla yürütülüyor. Avrupa Birliği ve Alman hükümeti tarafından finanse edilen bölgesel bir projedir. Lübnan, Ürdün, Irak ve Türkiye'de yapılıyor. Türkiye'de milli eğitim, gençlik ve spor ve aile çalışma ve sosyal bakımlıklarıyla yakın bir işbirliği içerisinde uygulanıyor. Aynı bölgede ve aynı sektörde farklı kurumlar benzer projeler yürütebilir. Bu nedenle proje faaliyetlerine bahsettiğim bakanlıklarla birlikte karar verildi. İşte okul altyapısının iyileştirmesi var. Mesela sağlık ve geçim kaynakları, spor ve kültür anlarından eğitimler veriliyor. Ayrıca psikososyal danışmanlık ve hukuki danışmanlık gibi hizmetler sunuluyor. Tüm bu hizmetler hem Suriyelileri hem de yerel halka sunuluyor. Tabii Türkçe dil kursu dışında. Programının Şahin Bey Halk Eğitim Merkezi'ndeki Türkçe derslerine katılmak için kızlarıyla erkenden yola çıkan Sena Cuma, aldığı eğitim sayesinde artık çok rahat Türkçe konuşabiliyor. Benim adım Sena Cuma, 34 yaşındayım, evliyim, 4 çocuğum var. Suriye'den geldim, 6 yıldır belli buradayım, Türkiye'deyim. Şimdi mesela ben saat 7.30'da uyanırım. Uyanırım, çocuklarımı uyandırırım. 3 tane çocuğum Türk okuluna gidiyorlar. Ortaokul. Onları uyandırırım, giydiririm. Ondan sonra ben en küçük kızım ana sınıfındasını. Giyeriz, 8.30'da çıkarız buraya yürüyerek. Benden kızım geliriz buraya okula. Gireriz, arkadaşlarımız hepsi burada, öğretmenimiz burada. Otururuz. Onlar mesela, hocam biz geldik, onlar da gelebilir mi? Kudra programı Suriye'den göç etmiş yabancı uyruklu insanlara Türkçe meslek edindirme kursları olarak açılmıştır. Ben dil öğretme kısmında çalışıyorum. Yabancılara Türkçe öğretiyorum. Sınıfım daha çok yabancı ve kadından oluşuyor.
Yaş sınırlaması 18 ve 40 almıştık biz. Genellikle yetişkin kadınlar oluyor. Bekar çok nadir var. Evli, çocuklu. Genelde günlük hayattan ya da geçmişten yaralı, yani problemi olan. Zaten savaş onlar için çok büyük bir yara. Yaradan ya da o bombalı hayattan çıkıp gelip buraya bir düzen kurmaya, buradaki Türkiye'deki ya da Antep'teki daha doğrusu insanlarla bağdaşmaya, özleşmeye çalışan insanlarla iç içeyiz. Pencereyi açabilir miyim? Sizden izin istiyorum. Böyle bir yerde oturmuştum bir arkadaşımın yanında. Oturmuştum, arkadaşımı aradılar ki böyle bir kurs açılıyor. Ben de geldim onunla beraber başvuru yaptım. Elhamdülillah kaydımız oldu. Buraya da kaydımız oldu, gelip gittik. Elleri tembik tembik, kirli eller çevirmen, güzelliği görünmen, sazlarım da kırmızı, hele dişler, hele dişler. Benim Türkçe kursuna ihtiyacım en fazla daha fazla okumam yazmam olması için, bir de çocuklarım için. Mesela çocukları Türk okuluna koydum ben. Şimdi ben onlara destek olmazsam mecburen bir öğretmen tutmam lazım. Ona da yani nasıl sanırım durumumuz yok. Ben dedim ki ben öğrenirim hem de çocuklarıma öğretmiş olurum. Onun için en çok fazla gelmem. Bir de çalışmak için. Şahin Bey Halk Eğitim Merkezi'ndeki sınıfta kadınlar Türkçe derslerine devam ederken çocukları da merkez içerisinde bulunan ana sınıfında oyun oynuyorlar. Türkçe öğrenirlerse kendilerini daha rahat hissediyorlar. Yani evindeymiş gibi hissettirmek için biz bunu yapıyoruz. Yani arkadaş edinebilir, derdini anlatabilir. Ben her zaman örnek veriyorum. Hastaneye gittiğinizde buram demenizi istemiyorum. Yani organlarınızı öğrenin, vücudunuzu tanıyın, kendinizi bilin. Doktora gittiğinizde doktor size neren ağrıyor, ne sorunun var dediğinde şuramda bu problem var demenizi istiyorum. Yani size birinin yardım etmesine artık gerek yok. Siz güçlü insanlarsınız. Miş hangi zaman? Geçmiş. Öğrenmek isim mi film? Değil. Türkçe öğrenmek bana çok bir şeyler kazandırdı yani. En çoğu da fazla yazma, okumam daha fazla oldu. Şimdi benim gelecek planlarım, şimdi ben A1 belgesini aldım. B1 belgesini de aldıktan sonra başka C1 var. Onu da alırsam Allah'ın izniyle giderim üniversitede sınavımı yaparım. O sınavı da geçersem tercüman olabilirim. Yani çok yerlerde istedim ben tercüman olmayı. Yani çok da ben istiyorlar olmayı. Ama belgelerim olmadığına dolayı kimse beni almıyor. Yani en çok bunu düşünüyorum. Şimdi bir arkadaşınız hakkında tahminde bulunuyorsunuz. 3 yıldır Türkiye'de siz tahmin ediyorsunuz. Türkçe öğrenmiş. Sınıfta daha rahat olabilecekleri bir ortam oluşturmaya çalıştım. Daha sınıf değil de sanki bir aileymiş gibi davranmaya çalışıyoruz. Yani arkadaşlarıyla çok samimi bir ortam. Yani zaten insanlarla samimi olursanız, sizin yüreğinizi ya da onların yüreğine dokunabilirsiniz. Gördünüz mü? Sadece isim ve dır değil. Peki sadece böyle bakın. Lambayı aç. Kudra programı özellikle farklı bir program. Çünkü sadece Türkiye'de değil ama aynı zamanda Ürdün, Lübnan ve Irak'ta da mülteciler ve ev sahibi topluluklar için çalışıyoruz. Ayrıca yine çok büyük bir program. Çünkü Avrupa Birliği ve Alman hükümeti tarafından beraber finanse edilen, ulusal hükümetlerin güçlü dahliyle yürütülen bir program. Suriye'ye komşu ülkeleri Suriye krizine yanıt verme konusunda destekleyen az sayıdaki önemli bölgesel programlardan bir tanesi. Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay gibi çok sayıda mülteciye ev sahipliği yapmış toplulukların bulunduğu yerlerde Suriyeli mülteciler için kurs imkanı sunan birçok halk eğitim merkezi var. Bu merkezler profesyoneller için ve okul sonrası öğrenciler için kurs imkanı sunuyor. Kudra programı kapsamında birbirinden farklı alanlarda açmış oldukları kurslarla hem mültecileri hem de Türk vatandaşlarını bir araya getiren Ezogel'in halk eğitim merkezinde katılımcılar işi ustalarından öğreniyorlar. Kurumumuz
Ezogen Halk Eğitim Merkezi olarak Kudra Projesi kapsamında kurumumuza gelen Suriyeli mülteci vatandaşları öncelikle A1 kursuna alarak iletişim kurmalarını sağlıyoruz. Ne zengin fakir, ne sen ben farkı olsun. Kış günü herkesin evi farkı olsun. Öncelikle A1 kursu hiç Türkçe bilmeyenler için yapılması gereken temel bir eğitimdir. Çünkü kurslarımızda Türkçe öğretmenlerimizin, usta öğreticilerimizin anlattığı dersleri anlayabilmesi için iletişim olarak dili kullandığımız için bunlar öncelikle 120 saatlik A1 kursuna alırlar. Daha sonra mesleki kurslara geçerler. Avrupa Birliği ve Alman hükümeti işbirliğiyle faaliyete geçirilen program sadece mülteci kadınların değil, Gaziantep'li kadınların da meslek öğrenmelerini sağlıyor. Farklı kültürlerden gelen bu kadınları bir araya getiren ortak nokta ince zevkleri, yetenekleri ve tabii ki dayanışma ruhları. İsmim Derya Yeşil, Gaziantep'liyim. Kursu bir arkadaşımdan duydum. Onun vasıtasıyla geldim. Buraya geldik. Değişik kültürde insanlarla, bayanlarla işte tanıştık. Güzel şeyler öğreniyoruz, yapıyoruz. Keçeden çanta, örgüden bebek, tel kırma, boyama, tablo, öyle yani sosyal aktivitelerimiz arttı. Burada yeni arkadaşlar tanıyoruz. İşte Suriyeliler olsun, bizler olsun, Türkler olsun, el işleri uğraşıyoruz, sohbetler ediyoruz. İlerisi için değişik örgü, mesela el işleri, değişik şeyler öğreniyoruz. İleride bizim için uğraşı yani. Öyle farklı kültürden insanlarla tanışıp yani güzel sosyal şeylerimiz arttı. Güzel şeyler de öğreniyoruz el işleri bakımından. İleriki zamanlarda yani bunlarla ilgili evde uğraşımız olur, dışarıda bir iş olsun, kurslar olsun, bizim için daha iyi olur yani imkan da tanınırsa. Bu tür kursların devam etmesini istiyoruz. Suriyeliler olsun, bizler olsun. Hem kaynaşıyoruz, hem onların öğrendikleri, bildikleri şeylerden bizler öğreniyoruz. Bizlerin bildiklerinden onlar öğreniyor. Kültürlerimizi öğreniyoruz. Onların dillerinden öğreniyoruz. Onlar bizim dilimizi öğreniyor. Bir arada kaynaşıyoruz. Güzel oluyor yani. Muhammed Hamam ve arkadaşları Kudra programı kapsamında Ezogel'in Halk Eğitim Merkezi'nde verilen kursla geleneksel bir zanaat olan sedef işlemeciliğinin tüm inceliklerini öğreniyorlar. Benim adım Muhammed Hamam. Halep'ten Türkiye'ye savaş yüzünden geldim. Halep'te ilk önce bilgisayar tamiri, alım satım işleriyle uğraşıyordum. Sonra elime bir lazer makine geldi, onunla çalışmaya başladım. İlk önce buraya Antep'e geldim, 5 ay kaldım. İş bulamadım, sonra İstanbul'a, sonra da İzmir'e geçtim. Buralarda da birer yıl kaldım. Ailem var, çocuklarım var, bu yüzden yerimi değiştirmek zorunda kaldım. Ondan sonra tekrar Antep'e döndüm. Maddi durumum iyi değildi. Bir yerden çalışmaya başladım ama çok uzun süre çalışıyordum. Sabah 8'den akşam 8'e kadar, sonra durumum iyi olmaya başlayınca Türkçe eğitimime başlamak istedim. Ben dil öğrenmek için gelmiştim. Tesadüfen bu sedef kursunu duydum. Güzel bir meslek diye düşündüm ve başvurdum. Ben artık burada kalıcıyım. Artık buradayım. Bu yüzden halk eğitime başvurdum. Burada kaynaşmaya, yeni bir şeyler öğrenmeye başladım. Becerilerimi daha iyi bir iş yapmak için benimle bir ekmek teknem olsun diye geliştirebilirim. Muhammed Hamam ve arkadaşı, Halk Eğitim Merkezi'nde öğrenmeye başladıkları sedefkarlık zanaatının en güzel örneklerini gezmeye çıktıkları Gaziantep'in tarihi çarşılarında buluyorlar. Beni
Halep ile Antep kültür olarak birbirine çok benziyor. Kültür olarak, sanat olarak, el sanatları olarak çok benziyor. Ben bu kursun çok faydasını gördüm. Ben de arkadaşlarıma söyleyeceğim bu kursa katılsınlar diye. Belki ben de ileride aldığım bu bilgileri değerlendirerek kendi iş yerimi açabilirim. Halk Eğitim Merkezi'nde aldığım bu eğitimleri, öğrendiğimiz bu becerileri kendi açtığımız iş yerimizde kullanabiliriz. Bahçelerde saz olur, gül açılır, yaz olur. Bahçelerde saz olur, gül açılır, yaz olur. Ben yarime gül demem, gülün ömrü az olur. Gülün ömrü az olur. Ben yarime gül demem. Gelecekle ilgili bu tür kurslarda öğrendiğim şeylerle ilgili bana fırsatlar olursa değerlendiririm, yani hiç fırsatını kaçırmam. Yani çalışma olsun, kurs olsun, kendi iş yeri açmayı da çok isterim imkanlar el verirse yani. Avrupa Birliği ve Alman hükümetinin desteklediği KUTRA programının Suriyeliler ve Türkler bizler için devamını istiyoruz. KUTRA programını çok faydalı buluyorum. Yani insanlar kendini daha rahat ifade edebiliyor, Türkçe öğreniyor, bulunduğu şehre alışıyor, meslek edinebiliyor. İnsanlara göre çok küçük bir şey, yani okuma yazmayı öğrendi bitti. Bu benim için çok büyük bir şeref oluyor. Bana yani gelip günaydın öğretmenim, nasılsın, bugün kendini nasıl hissediyorsun, bu çok büyük bir kelimedir. Onun için yani başka bir insan için, Türkçe bilen bir insan için çok küçüktür. Ama benim için çok onur edici bir durum oluyor. Yani projenin burada çok büyük bir meyvesini yiyoruz, görüyoruz. Diyorum ki tamam işte bu iş olmuştur. Memleket isterim. Ne başta dert, ne gönülde hasret olsun. Kardeş kavgasına bir nihayet olsun. Memleket isterim. Ne zengin fakir, ne sen ben farkı olsun. Avrupa Birliği ve Alman hükümetinin desteklediği KUTRA programının meyvesini yiyoruz. Bu programın devam etmesini, projenin daha faydalı olması için daha uzun sürmesini istiyorum. Kendim talep ediyorum diyebilirim yani. Çok güzel şeyler yapıldığına inanıyorum. Daha güzel şeyler yapılması için birazcık daha insanlara fırsat verilmesini rica ediyorum. Ben kendi adıma ve öğrencilerimin adına yapmış olduğunuz için çok güzel olduğunu düşünüyorum ve kendi adıma, öğrencilerimin adına çok teşekkür ediyorum. Memleket isterim. Yaşamak sevmek gibi gönülden olsun, olursa bir şikayet ölümden olsun. Mesela şimdi ben B1 sınıfında çok arkadaşlarımız oldu, burada da oldu. Hafta sonları mesela cumartesi günleri anlaşırız, hepimiz bir eve gideceğiz, hepimiz birlikte gideriz. Onun yanında otururuz, sohbet ederiz 2 saat, 3 saat, ondan sonra herkes ayrılıp evine gider. Benim Türk konuşanlarım çok var. Onlarla bazen yazdığım zaman çok benden anlamazlardı. Şimdi benim okumam yazım daha fazla oldu, konuşmam da oldu mesela. Bir insan benden bir şey istediği zaman ona istediğini yapabilirim. Ama Türkçe bilmezsen durup bakacağım. Ne kendisi benden bir şey anlayacak, ne de benden ondan anlayacağım. Ama böyle daha iyi oldu. Yani karşındaki insanı oturup anlayabilirsin. Ama okuma yazmam daha fazla oldu. Bazen mesela bir şey isteyeyim ben o komşudan. Yazmazsam, o bana güzel yazmazsam o benden bir şey anlayamaz. Ama yazmam böyle daha iyi oldu. Bu Bursa geldiğimden belli, geldim geleli daha iyi oldum ben. Çok güzel. Yani emek bu işe geçiyor. Güzel, yine de başarılı. Böyle çok çabası var. Ama bu kurs çok iyi geldi. Avrupa Birliği ve Alman hükümetine bu KUTRA'yı açtıkları için çok teşekkür ederim. Bir de bize çok faydası olduğu için yani bunların daim tekrarını istiyoruz. Çünkü çok insanlar buna muhtaçlar. Yani ben gene de Türkçeyi biraz kurtardım ama bizim gibi bekleyenler çok var.
bunun açılmasını bizim gibi çok bekleyenler var. Aviham kudra dostus, aviham tahtaki dehab mekbus, aviham limmin tidkhal asaray, tikkil kelbecun mahbus. Arkadaşlar bunu anlamadı Türkçe. Biz yani altına kudra olarak altına basa basa gelir. Sarayların kapısını açar. Üzgürü'ye kavuşturur. Onun anlaması var.